gelmeli, dünya bunu görmeli. Hak yerine gelmeli, dünya bunu görmeli. Cepheyle sonsuza dek var olsun Türkmen eli. Cepheyle sonsuza dek var olsun Türkmen eli. Türkmen eli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak. Türkmen eli bizimdir, hep bizim kalacak. Türkmen eli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak. Türkmen eli bizimdir, hep bizim kalacak. İyi akşamlar sevgili Türkmen Eri Radyo Televizyonu'ndan hepinizi candan selamlıyorum. Bugünkü programımız Seçim Heyecanı programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tabii ki bugünkü programımızda çok değerli bir misafirimiz vardır. Türkiye'den geldi araştırmacı yazar Cengiz Eroğlu. Sayın Cengiz Eroğlu programımıza ve yerli Tertis Türkmen Eri Radyo Televizyonu'muza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Cengiz Bey, istersen bu seçim atmosferinden biraz uzaklaşalım. Tabii ki Kerkük İran'ın en önemli şehirlerinden, illerinden birisidir. Evet. Seçimlerde de Kerkük ile ilgili ciddi bir çalışmalar vardır ve önemli bir stratejiye sahiptir Kerkük. Biraz sizden Kerkük'ün tarihiyle, coğrafyasıyla ilgili bizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Her şeyden önce Kerkük'te olmaktan çok mutluyum. Yani uzun birkaç yıl oldu Kerkük'e gelemiyoruz. Evet. Kerkük'ü görmek hakikaten beni mutlu etti. Her şeye rağmen çok güzel Kerkük. Burada dostları, arkadaşları görmek çok güzel. Sizleri görmek çok güzel. Bu programa da davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada soruya gelirken Kerkük tarihi hakkında uzun yıllar yaptığımız araştırmalar sonucunda bize şu neticeler ortaya çıktı. Bir sefer Kerkük, evet, Irak'ın çok önemli bir şehirlerinden birisi. Bu sadece Irak için değil, yani genel olarak evet. Bu bölgenin çok önemli şehirlerinden birisi. Bir sefer Irak'ın ekonomisini ayakta tutan bir şehir, petrolüyle, buradaki zengin madenleriyle çok önemlidir. Irak için çok önemlidir, Türkmenler için çok önemli bir şehirdir. Ve Irak'ın geleceği için de çok önemlidir. Dolayısıyla bugün Irak'ta önümüzdeki günlerde yapılacak seçimler, bir yerde Irak'ın geleceğini tayin edecektir. Buradaki adaylar Irak'ın geleceğini tayin edecektir. Bu bakımdan Kerkük'ün tarihi hakkında söylenecek çok şey vardır. Evet. Ama şu ortaya çıkıyor, biz yaptığımız, uzun yıllar yaptığımız araştırmalar sonucunda Kerkük'ün Osmanlı dönemindeki yapısından biraz bahsetmek isterim. Kerkük bilindiği gibi Osmanlı Devleti döneminde Musul Sancağı'nın bir sancaklarından birisidir. Musul Sancağı 3 sancaktan oluşmaktadır. Musul, Kerkük ve Süleymaniye. En önemli sancaklarından birisi Kerkük Sancağı'dır. Kerkük eski haritasına baktığımız zaman, keşke onları getirmiş olabilseydik buraya. Evet. Kerkük çok büyük bir alandır. Kerkük sınırları eski Osmanlı vilayeti sınırlarında ta Van'dan başlar, Van vilayetinden başlar, Bağdat'a kadar devam eder. Çok büyük bir alan, çok geniş bir alandır. Kerkük'te o zamanın alanıyla bugün Kerkük'ün sınırlarına baktığımız zaman coğrafi olarak %75 civarında bir kaybı vardır. Kerkük bugün çok dar bir alanda kalmıştır. Kerkük merkez ve yanında birkaç nahiyenin dışında pek fazla bir alanı sahip değildir. Eskiden Kerkük'te yaşayan insanların nüfus bakımına, demografik bakımına baktığımız zaman hemen hemen %90'ına yakın, belki daha fazla bir Türkmen şehri olduğu ortaya çıkmaktadır. Hatta eski tabiriyle söyleyeyim size, Osmanlı kayıtlarında Kerkük için şu ifade kullanılmaktadır. Kerkük bir kuzey, yani büyük bölümü Musul vilayetinde olan şehrin halkı Türktür ve Türkçe tekellüm eder tabirini kullanıyor. Yani Türkçe konuşan bir halktan bahsediyor burada. Bu %90'dan bahsediyorum. Ve en son yapılan, Osmanlı döneminde en son yapılan nüfus sayımına baktığımız zaman
Kerkük nüfusu yaklaşık olarak 57 bin civarında bir nüfusa sahiptir. Bu hangi tarihte? 1900 en son sayım 1909 yılında yapılmıştır. Evet. Yani bundan yaklaşık olarak bir 100 yıl önce bir şeyden bahsediyorum, sayım. Tarihten bahsediyorum. O sayımda Kerkük nüfusu 57 bin iken, şunu da kullanıyor o kayıtlar bize, Kerkük'te Türkmenlerin veya Türklerin dışında, daha doğrusu Türkmen kelimesi hiç kullanılmıyor, sadece Türklerin dışında yabancı olarak bu şehirde Arapların, Kürtlerin ve İranlıların bulunduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu da şunu ortaya çıkarmaktadır. Kerkük ezelden beri, çok eskiden beri her zaman bir Türk şehri olmuştur. Evet, burada Araplar yaşamıştır. Evet, Kürtler de yaşamıştır. Evet, İranlı da veya başka etnik gruplarda, gayrimüslimler de yaşamıştır. Yahudiler vardır, Hristiyanlar vardır. Bunu hiç kimse inkar etti yok. Ama bu Kerkük'ün Türk yapısı, Türk enanesi hiçbir zaman eksik olmamıştır buradan. Her zaman o var olmuştur. Bütün kayıtlarda karşımıza bu çıkmaktadır. Dolayısıyla bugünkü seçimlerde ve özellikle değerli hemşehrilerime şunu hatırlatmak isterim. Siz çok önemli bir sınav vermektesiniz. Evet. Bu seçimde Türkmenlerin geleceği için bir sınav vermektesiniz. Türkmenlerin geleceğini tayin ediyorsunuz. Seçeceğimiz adaylar, Kerkük'ü temsil edecek adaylar, Bağdat'ta bizi savunacak insanları doğru düz seçmek lazım. Bunlar kendileri çok önemli bir aşamadan geçiyorlar. O yüzden bu Kerkük'e gelmemizin sebebi odur. Yani elimizden geldiği kadar bütün aileler seçime mutlaka gitmelidir. Çünkü bu seçimde bir kişi, iki kişi, on kişi, kaç kişi seçebilirsek, Bağdat'ta bizi kaç kişi temsil edebilirse o kadar önemlidir. Siz ne kadar çok giderseniz, ne kadar çok orada kendinizi temsil ederseniz o kadar geleceğinizi garanti altına almış olursunuz. Evet, Cengiz Bey, diğer sorumuza geçmeden önce ben programımız canlı olduğu için telefon numaralarımızı vermemi istiyorum. 0770-855-9844. Zannedersem Sayın Yönetmenim ekranda da bunu biraz sonra gösterecektir. 0770-855-9844 nolu telefonumuzdan bizlere yetişebilirsiniz. Telefonu açıp soru sorabilirsiniz. İster Kerkük'ün tarihiyle ilgili, coğrafyasıyla ilgili ve seçimlerle ilgili. Kısa bir ara verelim. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. La sunni ve la şi'i. أنا تركماني أصوت للقائمة 333. أنا تركماني أحب العراق أصوت للقائمة 333. العراق وطني والتركمان شعبي أصوت للقائمة 333. أيها التركماني، لضمان حقوقك المشروعة صوت لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة 333. يا أهل 90، يا كربلاء الصغيرة، صوتوا لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة العراقية 333. أيها العراقي، التركمان صمام الأمان للعراق، امنح صوتك لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة 333. أيها التركماني، سارع إلى صناديق الاقتراع وصوت لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة 333 لاستعادة حقوقك المشروعة. أختي التركمانية، أنت مدعوة إلى الإدلاء بصوتك لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة العراقية 333. أيها العراقي، لضمان بقائك كركوك ضمن العراق الموحد، امنح صوتك لمرشحي الجبهة التركمانية العراقية في القائمة 333. كركوك شريان العراق، سارع إلى التصويت للقائمة العراقية 333. لا عراق بدون كركوك، ولا كركوك بدون تركمان. أيها التركماني، الجبهة التركمانية العراقية خير من يمثلك. تصويتك إلى القائمة 300. Evet değerli seyircilerimiz, kısa bir ara verdik. Tekrar misafirimize, konuğumuza dönmek istiyorum. Sayın Cengiz Eroğlu,
Siz bir araştırmacı yazar olarak demokratik ülkelerde seçimin önemi nedir? Millet için, halk için, vatandaş için. Şimdi genel olarak bütün dünyaya baktığımız zaman artık dünyalarda bu diktatör üzerine kurulan rejimler ayakta pek kalmaz. Evet. Görünmedi. Ve hiçbir diktatör de sonuna kadar devam ettiği görünmemiştir ve görünmeyecektir. Artık bütün dünyada geçerli olan sistem demokratik rejimdir. Demokratik rejimle seçimle iktidara gelen hükümetlerdir. Bu hükümetler görevini tamamladığı zaman yine tekrar halk tarafından ya bu iktidarı tekrar ona verir veya uzaklaştırır. Evet. Bu artık geçerli olan bir şeydir. Ve Irak'ta bu uzun yıllar, eski uzun bir tarihine rağmen maalesef bir demokratik rejim pek kolay kolay kurulmamıştır Irak'ta. Son 5-6 sene içinde yapılan seçimler sonucunda ister beğenelim ve isterse beğenmeyelim demokratik bir şekilde hükümetler kurulmaya başladı. Ama bu zamanla daha güzelleşecektir, daha demokratik bir hale gelecektir ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Yani seçimleri uzaklaştıramazsınız bir devletin tarihinden. Bu seçimler kaçınılmaz ve mutlak olması gereken şeylerdir. Demokratik madem rejimi tesis ediyorsak Irak'ta ve Irak gelecek için demokratik bir ülke olacaksa evet. Bu bölgede önemli bir ülkedir. Her yönüyle önemli bir ülkedir. Yani ekonomik yapısıyla çok önemli bir ülkedir. Stratejik konumuyla bir önemli bir ülkedir. Ayrıca çok Arap bölgesinde oluşu nedeniyle ve Orta Doğu'nun çok önemli bir kaynağına sahip bir ülkedir. Seçimler kaçınılmazdır. Mutlak ve mutlak bir şekilde devam etmek zorundadır. Evet, Sayın Cengiz Eroğlu, cevabınıza çok teşekkür ederiz. Ancak evet. Biz TER televizyonu ekranlarından her zaman seyircilerimize sürprizlerle dolu programlar hazırlamışız. Ve bundan önceki programlarda her zaman seyircilerimize sürpriz yapmışız. Şimdi değerli seyircilerimize bir sürprizimiz vardır. Ancak bir kısa bir ara verelim, ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Koşallıcı kurağım, davam için durağım. Fikirde bir olağım, gidek sandık başına. Fikirde bir olağım, gidek sandık başına. Birbirimizi tutarız, gün gettikçe artarız. Birbirimizi tutarız, gün gettikçe artarız. Biz milleti kurtarırız. Gidek sandık başına, biz milleti kurtarırız. Gidek sandık başına. Seken şad olur, adı parlak ad olur. Zorluk seken şad olur, adı parlak ad olur. Seçim ayrı da dolu, gidek sandık başına. Seçim ayrı da dolu, gidek sandık başına. Birbirimizi tutarız, gün gettikçe artarız. Birbirimizi tutarız. Gettikçe artarım, biz milleti kurtarırım. Gidek sandık başına, biz milleti kurtarırım. Gidek sandık başına. Evet değerli seyircilerimiz, seçim heyecanı programıyla tekrar karşınızdayız. Size söz verdiğimiz gibi bir sürprizimiz vardır. Sürprizimiz odur ki, Irak Türkmen Cephesi'nin adaylarından Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesi Milletvekili adayımız Sayın Erşet Salihi stüdyolarımıza hoş geldiniz. Teşrif ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Sizden önce Sayın Cengiz Eroğlu'dan sağ olsun Ankara'dan
geldi hemen hemen programımızın konuğu oldu. Bir esker gün tarihinden bahsettik, seçimin öneminden bahsettik. İsterseniz sizinle başlayalım, bir de bakalım Irak Türkmen Cephesi'nin çalışmaları, adayları, vatandaşlarına karşı ve seçimlerle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyor? Onlar isterseniz sizden dinleyelim biraz. Her şeyden önce bizim yurt dışından gelen destekçi arkadaşlarımıza cani gönülden teşekkür ederek bizi yalnız bırakmadılar. Yalnız bırakmayan insanlar bizim yanımızda olmaları bizim için biz de minnettarız onlara. Allah eksik etmesin. Her kim destek verirse bize, bizim gücümüzü daha, gücümüze güç katacaktı. Teşekkür ederiz size. Çalışmalara gelince bilirsiniz ki artık hızlı çalışmalar olmaya başladı. En son ev ziyaretleri çok istenilir bizden, aile ziyaretleri istenilir bizden. Yani büyük konferanslar, paneller düzenlendikten sonra artık aileleri de teker teker bazı aileleri ziyaret etmek mecburiyetindeyiz. İndi de buraya gelmeden önce özellikle El Askeri semtinde biz öyle program etmiştik, bir iki üç aileyi ziyaret etmek. Ama yani gördüğümüz coşkun, gördüğümüz keyif milletten orada. Bu komşuyu ziyaret ettiğimizden sonra o bir komşu illaki bizim evimize gelirsiniz. Bu komşu o birisi illaki evimize gelirsiniz. Onun için biraz da gezileştik buraya gelmekten. Sevinçliyiz, mutluyuz. Öyle bir değerli milletin bu kadar heyecanla olmağını sevinçle bize karşılarız. Evet, Sayın Salih'i tabii ki sokakta ciddi şekilde sorular vardır. Her gittiğiniz yerde soru yağmuruna tutulur sizi. Biz de o sorulardan birisini sizlere sormak istedik. Öncelikle Irak Türkmen Cephesi, Irakiye listesiyle zannedersem, neden Irakiye'ye girdiniz? Onu bir seyircilerimize bir açıklarsanız. Şimdi bizim muhtelif siyasi kıyanlar oluşturulup Irak'ın içinde. Yani mezhepsel kıyanlar var, siyasi kıyanlar var. Şiisi var, Sünnisi var. Bunun yanında liberal var. Bunun yanında kavmi kıyanlar var. Muhafazakarlar var. Muhafazakarlar var. Herkesin özüne göre, kendisine göre bir listesi var. Evet. Biz listelere baktığımız zaman oturup tartıştık. Hangi listeyle yararlandık? Hangi listeden daha fazla bir şeyler gerçekleştirdik? Öyle baktık ki kanunlar %15'ten az tavizye verilmirdi önceden. Yani kanun intikabat çıkanda, seçim yasaları çıkanda tavizye %15 taslakta yazılmıştı. Biz düşündük ki %15 olursa, yani aşağı yukarı 50 milletvekili tavizyeden girecekti. Büyük kıyanlar, büyük hizipler o tavizyeni, yani bir tane 20 oy da kazanıpsa o kıyanın başında olan edebilirdi, ona şey versin. Hiç olmazsa kıyanından, tavizyeden milletvekili seçilirdi. Ama kanunları biz bekledik. Irak Türkmen Cephesi olarak bekledik. Kanun tam çıksın. Kanun intikabat yani. Seçim yasası. Kanun intikabat. Kanun intikabat çıkanda öyle baktık ki tavizyenin nisbeti %15'ten indi %5'e. %5'e indiği zaman yani 16 milletvekili tavizyeye verildi. Büyük kıyanlara verildi. 16 milletvekili verildiği zaman tavizye diye, bunun 8 tanesi Hristiyan kardeşlerimize gider. Çünkü onlar Gotardılar. Burada kaldı 8 tane. 8 tane kaldığı zaman Beyüç kıyanlar, Beyüç kaimeler, bunlar artık o bir deneni öz siyasi adamı durarken bu mecbur denge getirsin bunu bir Türkmen adayına versin. Evet. Biz burada düşündük. Bunun içinde biz zarar çekerek. O zaman iyice numara numara hesap ettik. Türkmenli bölgemizi koyduk, haritamızı koyduk gözümüzün önüne. Bizim Telafer Musul'da ağırlığımız bu kadardı. Bizim Kerkük'te ağırlığımız bu kadardı. Salahaddin, Diyala, Bağdat, Vasıt. Burada iki koalisyon vardı, iki tehalif vardı. Bir, Devlet-ül Kanun, bir de İtilaf-ül Vatani. Devlet-ül Kanun, Sayın Malik'in listesi. Devlet-ül Kanun, Malik'in listesi. Evet. İtilaf-ül Vatani de vardı.
Biz beklerdik bu ki tehalüf bir olsun. Yani biz siyasi maslahatta bir günde siyaset çıkardı. Maslahat, milletin Doğru. maslahatıdır. Personelların, şahısların maslahatı değil. Milletin yararı herdadır, onu yapmak mecburiyetindeyiz. Biz düşündük, iki koalisyon bir olmuş olsaydı, belki de bizim milletimizin çıkarınaydı, gidip buraların bir şeyden girerdik. Ama böyle baktık ki, yani çünkü bizim milletimiz artık bunda ikiye bölünür. Yani bir kısmı devlet kanuna verecek, bir kısmı itilaf ortaya verecekti. Bekledik biz, bu iki itilaf bir olsun. Bize arızlar geldi, devlet kanunundan arızlar geldi, itilaf ortaya'dan arızlar geldi, Irakiye'den arızlar geldi, diğer grupların da arızlar geldi. Biz herkesin arızlarını gözümüzün önüne koyduk. Hangisi Türkmen milletinin maslahatındadır? Evet. Şahısların maslahatında değil. Bir de bunun yanında biz Türkmen elindeki haritanı gözümüzün önüne aldık. Telafer, Musul bütün, hatta Aziziye'ye kadar. Öyle baktık ki, bu iki tehalüf bir olmadığı zaman, oylar ikiye bölündüğü zaman Türkmen oyu, zaman oy kaybımız oldu. Biz de istemedik bu defa oy kaybı olsun. Geçen defa biz 66 bin civarında bir tek milletvekilini Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nı çıkarttık. Kerkük'ten. Evet. Burada bu defa biz eğer kendi listemizle girmiş olursak ya bu koalisyonların birisiyle girmiş olursak zaten burada önemli olan bir sandalye baraza ulaşmasa yani bir liste baraza ulaşmasa diyelim baraz 45 50 binden 50 bin. Durur diyelim bir iskambil bir parlamento iskambili 50 bine diyelim durur. Burada 50 bine ulaştırmasak biz bir sandalyeyi o sandalyenin ebele bütün sesleri gider Kerkük'te hangi kaime faizedir, ukuptu, ukardadır onun için gider. Burada bir tehlike var yani burada ne olur bir Türkmen yanlış bir listeye vermiş olursa o Türkmen'in oyu gider bir kaime faize Kerkük'te hangisi ise ona gider. Utan kaime kim çok alıptı yakın 4-5 kaime var Kerkük'te. Tevakkuat var hangi kaime çok ağlı? Diyelim Irakiye çok ağlı, yoksa Kürt koalisyonu çok ağlı, yoksa devlet kanun çok ağlı, yoksa itilaf vatanı çok ağlı. Bunlardan tabii herkes bilir nasıl kaime çok alacaktı. Herkesin hesabatı var. Oturup ilmi bir şekilde hesap edip özlerini hangi liste çokunluğu kaydedecekti. Burada ne olur? Türkmen'in oyu gider başka bir listeye, faize kaimesine. Biz böyle baktık. Maslahatımız, çıkarımız Irakiye listesindeydi. Irakiye listesinde neden çıkarımız Irakiye listesindeydi? Onun da siyasi hitabına bir baktığımızda onun görüşüyle Irak Türkmen cephesinin ve Türkmen milletinin görüşü bir görüşlerdi. Birbirimize yakındı fikirler, düşünceler. Fikir olarak bir. Önceden her şeyden önemli olan bizim için bir yeri bir meselemiz var. O da bir Kerkük sorunudur. Kerkük meselesi. Kerkük meselesi bizim için büyük bir yani ölüm kalın bir meselemizdi. Böyle bakırız ki Irakiye listesinin içinde olan Kerkük ile ilgili olan görüşleri tam bizim görüşümüzdü. Bunun yanında Irak'ın birlik beraberlik politikasını savunan yine de Irakiye listesiydi. Çünkü Irak'ı federal sistemlere bölmek onların görüşlerinde, fikirlerinde yoktu. Bu olmadığı zaman bizim de çıkarımızdı. Biz diyenler Türkmen milletinin çıkarıdır. Sonra en önemli bir konusu olan neft petrol. Ve petrol, gaz. Neft, petrol, gaz yani yeraltı kaynakları tüm Iraklıların gerekim olsun. Ama yeni mesela bazı kiyenlerin, bazı siyasi koalisyonlar yok. Yeni muhteşem olan bir kuyu kendisine mal olsun. Eski kuyular bütün Iraklıların olsun. Bu adalet değil. Yani adalet odur ki sen bir memleketin varlığı herkesin olacaktı. Herkese bütün Iraklılara dağıtılacaktı. Yani biz Basra'dan da biz hayır görürük. Evet. Basra'nın hurmasından da Iraklılar hayır görür. Onu sen diyorsan Basra'nın hayır Basra için olsun. Ya. Bu şey diyor. Bunun yanında Irakiyen içinde muhtelif görüşler var. Muhtelif mevkifler var. O mevkiflerde yine biz özümüzü gördük görüşlerimizden biri. Yani en az bir ordu olsun ya bir polis teşkilatı olsun siyasi hizmetlerin etkisinden uzak. İndi ki
Kerkük'te özellikle biz aldığımız zaman Kerkük'teki polis teşkilatları siyasi hizmetlerin eliyle kalkılır otururlar. Onun için Kerkük'te adaletsizlik var. Onun için Kerkük'te kanunsuzluk var. Onun için Kerkük'te zulüm var Türkmen insanının üzerine. Biz bu zulmü kaldırmak için bu adalete bu adaleti uygulamak için, tatbik etmek için Irak'ı listesinin içine girdik. Evet, başka soruya geçmeden önce bir isterseniz biraz da sokağın görüşünü, bir bakalım caddelerde, sokaklardaki vatandaşlarımızın görüşleri nedir seçimlerle ilgili ve sizlerle ilgili. Tamam. Evet, değerli yönetimden, yönetmenimizden seçimlerle ilgili vatandaşlarımızın görüşlerini ekrana yansıtmasını rica ederiz. Bu sizin için çok hayırlı olacak. Umarım Türkmen kardeşlerim iyi bir seçim sonucu alırlar. Bütün Türkmenlere şimdiden seçim bu seçimi sanırım bizim Türkmen milletinin en son aklanma doğrudu. Yani birisi bu seçimi gitmezse vallahi uşağının, büyücünün, kutucunun hakkında yani çok hata işlemiş olur. Çünkü bu seçim bizim her şeyimizi gösterdi. Başkalarının karşılarında biz nence olduğumuzu anlatmak istedik biz nence ayık. Onun için bu seçime herkesi davet edelim. Yani kimse korkmasın, kimse çekilmesin, kimse demesin ben gitmem, kimi için gelirim. Biz milletimizin, şeyimizin, hapsinin müstakbali bu seçimdedir. Olay bu seçimde biz arkadaşları uğraştırmasak, kimse bizim hakkımıza talip olmaz. Gerek herkes gitsin yani. Ben buradan çağıran bütün kardeşlerimi, bazılarımı seve seve gidin. Olay ateş de yoksa gerek gidelim. Çünkü biz iller yiğidimiz şehit verdik. İller yiğidimiz mücadele etti bizim kardeşler, arkadaşlar. Hatta bu seviyeye olmasınımız neziliyet. Yani gitmese özünün gider neziliyet. O bizim sigaratı da gitmeyesi neziliyet. İnşallah. Ve Doktor Reşit Bey neziliyet, aynı vakta kardeşimiz neziliyet. O biz çok yani farkı yoktu ikisinin neziliyet. Ona biz de mücdet ne de her şey de öz kardeşimiz neziliyet. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben kendim öz nefsim kardeşimiz Erşed Muhtaroğlu seçmeye davet ederim. Ve özüm seçime ve milletle bu seçime davet edilen Erşed Muhtaroğlu için ve bu seçime münasebeti, bu seçime münasebeti ve iki hürriyetim var. Kaldırdım kürecümende, yapım dam direcümende, dediler seçim oldu. Yetişim zirecümende, seçim Erşed Muhtarı var ise zirecümende. Sağ olun. سلام. لنا في السابع من آذار مع صناديق الاقتراع موعدي نذهب حبوا كي ننتخب الأخ الصالحي الأرشدي نصوت له بكل فخر لأجل كركوك وضمان الغد وبهدر الأصوات نحكم على حقوقنا بالسجن المؤبد سلام الله. Evet değerli seyirciler, tekrar birlikteyiz. Sağ olsun bizim şairlerimiz de iki mevcut. Hem Arapça hem Türkmenca şiirlerini okurlar. Çok teşekkür ederiz. Cengiz Bey, isterseniz sizinle başlayalım. Erşed Bey Kerkük'ün stratejisinden bahsetti, öneminden bahsetti. Bu seçimlerde Kerkük ciddi bir şekilde önemli bir şehir olduğundan. Sizler de son çalışmalarınızda Kerkük'ün tarihlerinde Sömerlerden başlayarak güzel bir makalanız oldu, araştırmanız oldu. İsterseniz biraz ondan bahsedin. Daha sonra Erşed Bey'e döneriz. Teşekkür ederim. Şunu dile getirmekte müsaade edin bana ve Erşed Bey'le, daha doğrusu ben Erşed abi diye teşekkür ederim. Sağ olun. Biz yabancı değil, aile dostuyuz. Evet, doğru. Özellikle Erşed abimiz gibi birisi Kerkük'ü Türkmenleri affedersiniz Bağdat'ta temsil etmesinden ben çok fevkalade gururluyum. Bunu da çok seviyorum. Bizim zaten iki abimiz var, bir de Jale Hanım vardır. Aynı mutlaka. Listeden bir kadın bir erkek. İnşallah, temenni ederim ikisi de Kerkük'ü temsil eder ve şundan da çok umutluyum. Kerkük'ü hakkıyla temsil edeceklerdi. Bunda hiç şüphem yoktur. İnşallah. Şimdi gelelim o konuya. Biz yaptığımız araştırmalar sonucunda Irak Türklerinin Irak'taki varlığı dün bugün meselesi değildir. Çok eski bir tarihe dayanıyor.
Yani Irak Türklerin Kerkük'te veya Irak'ın her genelinde varlığı 3000 yıldan fazla bir maziye sahiptir. Özellikle Arap kaynaklarına indiğimiz zaman Mocemül Bülden diye bir eser vardır. Mocemül Bülden Yakutül Hamavi'nin bir kitabıdır. Bu zat bir Arap'tır. Bağdat'ta yaşanmıştır. Ve mükemmel bir 5 ciltlik bir eseri vardır Mocemül Bülden. Mocemül Bülden de ortaya şu çıktı yaptığımız araştırmada. Halid bin Velid Hicri 12. yılda, yani İslamiyet'ten 12 yıl sonra Irak'ı fethederken karşısına Farisilerden önce Türklerin çıktığını görüyoruz. Yani bu bölgede özellikle Hille ve civarında yaşayan Türkler büyük bir kabile olarak Halid bin Velid'in karşısına çıkıyor ve onlarla savaşıyorlar. Hem de çok çetin savaşlar meydana geliyor. Bu savaşlar sonucunda bir kısmı bu Türklerden vefat ediyor, ancak oğlunun, o bölgenin lideri olarak oğlu İslamiyet'i kabul ediyor. Hemen lafınızı unutmayın. Estağfurullah. Bir telefon bağlantımız vardı. Tabii. Çünkü biliyorsunuz Irak'ta biraz telefon sıkıntısı, geç bağlanır, sıkıntılar olur, aksaklıklar olur. Evet, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Telefon bağlantıları bir şekilde sıkıntı oluruz Irak'ta. Herhalde bağlanamadı. Evet, isterseniz biz devam edelim. Telefon bağlandığı zaman da tekrar bağlanırız. Kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Yani evet, bağlanabiliriz her anda. Evet. Yani şunu devam edelim. Halid bin Velid'in Irak'ı fethettiği sırada karşısında Türkleri görüyoruz. Bu da Türklerin bu bölgede varlığının çok çok eskiye dayandığını görmekteyiz. Yani bu Abbasi Devleti'nden önce, Emevi Devleti'nden evet, önce, hatta İslamiyet'ten önce bu bölgede var olduğunu görüyoruz. Hatta şunu söylesem de hiç mübalağa olmaz, Araplardan önce biz bu bölgede varız. Dolayısıyla bu kadar uzun yıllar mevcut olan bir topluluğu bu bölgede azınlık olarak tabir etmeniz abestir. Yanlıştır. Evet. Bu bölgede medeniyet kurmuş, devletler kurmuş, bu bölgeye ister Arabın olsun, ister Kürdün olsun ve hatta gayrimüslimlerine medeniyet taşımış bir topluluğuz biz. Medeniyetler kurmuşuz. Bugün Irak'ın her bölgesinde, Musul'dan tutun, Kerkük'e, Bağdat'a, hatta Basra'ya kadar Türk izlerini göreceksiniz. Burada yaşayan devletler belki adı Osmanlı olabilir veya adı Selçuklu olabilir ama bu bizim devletimizdir. Yani Türklerin kurduğu devletimizdir. Herhalde telefon bağlantımız gerçekleşti. Tabii. İyi akşamlar. Merhabalar Şimşedi. Merhabalar. Herhalde zor bağlanabildiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Evet, sorunuzu alalım. Ben Yahya Köy'deyim. Buradan Yahya'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Valla gözünüz inşallah. Kalbim gözleri. Gerçekten evet. Evet, herhalde ses bile kesintili yeri biliyor. Evet, seste problem vardır. Evet, değerli evet, yönetmenim, ses düzeldiği zaman tekrar bağlanabilir. Cengiz Bey, siz de kusura bakmayın. Yok, öyle, rica ederim, rica ederim de. Keşke anlayabilseydik de. Evet, güzel olurdu. Ancak Yahya'dan aradığını öğrendik. Ben tekrar müsaade buradan ederseniz şunu ifade etmek istiyorum da, ve Erşet abimizden de bir soru sormak isterim. Evet. Dediğim gibi demin, yani bu kadar uzun yıllar bu bölgede medeniyet kurmuş ve devletler kurmuş bir topluluğun azınlık olması imkansızdır. Biz uzun yıllar bu bölgeyi emniyet içinde, güvenlik içinde idare etmiş bir topluluğuz. İster Araplara karşı olsun, ister Kürtlere karşı olsun, her zaman kardeşçe davranmışız ve kardeş kabul etmişiz bunları kendimize. Şimdi şunu görüyorum, yani ben 3 gündür Kerkük'teyim ama genel olarak Irak'ın genelinde bir güvensizlik söz konusudur. Bir emniyetsizlik söz konusudur.
Siz milletvekili seçileceksiniz inşallah ve Bağdat'a gittiğiniz zaman işiniz zor. Allah yardımcınız olsun diyorum. Bu konu hakkında ne yapacaksınız? Yani şu anda gördüğüm kadarıyla Kürtler Arapları, Araplar birbirlerini böyle bir kavga içindeler her zaman. Bir planınız vardı mutlaka. Bu konu hakkında aydınlatırsanız çok memnun olurum. Yani sorunuz Kerçük'ün güvenliğiyle ilgili. Genel ihtimalle evet, tabii. Seyircilerimiz de biraz algılasınlar yani. Hı-hı. Doğrudur. Şimdi biz en önem taşıyan konuların birisi özellikle de Kerkük'te güvenliktir. Hı. Biraz özellikle demin de söyledim. Dün bizim vilayet binasında valiyle ve polis güçleri ile artı Amerikanlılar ve birleşmişle Kerkük'ün seçim sıralarında birleşmiş seçim sıralarında emniyetin nasıl uygulanacağını tartıştık. Şimdi burada bu geçici bir meseledir. Bunun yanında bir genellikte bir Kerkük'ün emniyetinden devamlı biz bahsettik. Ne yazık ki devamlı Kerkük meselesi büyük kitlelerin arasında bir pazarlık neticesine geldi. Yani bir safka neticesine geldi. Yani bir Kerkük'ün içinde özellikle Türkmenlerden biz geçen dönemde bir takip ettiğimizde Türkmenlerin büyük bir kısmı Irak ordusunun içinde yer alan ekiplerimiz, yüksek rütbeli seviyede olan subaylarımız var idi. Yani Türkmen milletinin oranına göre, Irak'ın içinde, o bir milletlerin oranına göre, Türkmen milletinin içinde yetişen büyük subaylar, bilgili subaylar başkalarından çok azdı. Yani buna tarih şahittir. Artık biz bunları söylersek birkaç tanesini başkasının hakkını yemeriz inşallah. En az Filistin Savaşı'nda bizim liderler Ömer Ali illeri, Yalçın Ömer Adil son dönemde, Said Hammo Telafer'den, Kerkük'ten üst düzeyde olan subaylarımız Allah rahmet etsin idam edildi bir kısımları Saddam dönemindeki. Yani subaylarımıza baktığımız zaman Irak devleti devamlı Türkmen milletinin mefkûresine, yani idari, siyasi mefkûresine ihtiyacı var idi. Ve bunun içinde hep iyi idare eden subaylarımız bizim Savunma Bakanlığı'nın içindeydi. Bu defa hemen hemen Türkmenler Savunma Bakanlığı'nın içinde olan idari ve önemli hassas birimlerden hemen hemen uzak tutturulurlar. Evet. Bunun sebebi var. Yani bu öyle bir kolay yere gelmedi, hiç boş yere olmadı. Bunu yapan siyasi kitleler bugün Irak'ın içinde ya mezheble ya milli bir tarafın, özellikle bizim karşımıza duran iki Kürt partisi bu konuda çok ciddi tavırlar aldı. Orada ne oldu? Türkmenler devamlı büyük rütbeli subaylarımız, genç subaylarımız olmasına rağmen herkesten fazla dışta kaldık. Yani dışarıdan subay olmayan adamları, rütbesi olmayan adamları getirip rütbe verildi. Rütbe ama bir Türkmen'in genç subayı var, rütbeli albaydı, subay, yarbaydı, onu göreve almıyorlar. Yani bunun iadesini yaptılar. İadesini yapmıyorlar tekrar. Evet. Ama diğeri de belki de az subayıysa, başka milletlerden az subayıysa onu getirip subay yedirip sahte diplomayla, rütbeyle Türkmen'inkini almıyor. Burada bu Türkmen milletine haksızlık değil ki aslında. Birinci derecede Irak milletine karşı haksızlıktır. Çünkü sen bir rütbesiz adamı getirdiği zaman, işin başına koyduğu zaman işte memleketin güvenliği bu şekilde olur. Bu görürsünüz. Bağdat'taki patlamalar bile bu kadar ordu olmasına rağmen, polis olmasına rağmen ama devamlı emniyetsizlik var. Biz onu düşünürük ki önceden Türkmen meselesini siyasi pazarlıktan çıkartmak. Çok güzel. Siyasi pazarlıktan biz çıkartmasak bunu, artık Bağdat'ta da biz bir şeyler yapmarız. Burada milletin üzerine düşen görev budur. Milletimiz de böyle baksın ki, özellikle son günlerde Peşmerge'ye Kerkük'te rol verildi ki Kerkük'ün seçim güvenliğinde rolları olsun. Peki bunu veren kim oldu özlerine? Evet. Bunu Maliki verdi özlerine. Evet. Ne yazık ki yani, biz Maliki'den başka beklentilerimiz var idi. Maliki
bu gücü Kerkük'e getirdi. Burada ne olur? İşte Kerkük ve Türkmen pazarın oğulları. Beyik kitlelerinin ortasında. Bunu burada milletimiz duymalıdır. Kim Kerkük'ün üzerine pazarlık etmiş olursa artık biz de onun üzerinde mutlaka bir siyaset yapacağız. Siyaset yapmak mecburiyatındayız. Onun için biz önceden Kerkük'ü kurtarmak ve Türkmen milletinin emniyetini doğru bir yere getirmek için bir partilerin, siyasi partilerin etkisi altında kalmayan bir Irak ordusu ve polis teşkilatlarının kurulması ve devam etmesi. Evet, ben lafınızı keseyim. Herhalde telefon bağlantımız yerse girerdi. İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Necesin? Sağ olasın. Siz necesiniz? Gene kesildi. Bugün herhalde telefon bağlantılarının azimine uğrayacağız. Müsaade ederseniz. Evet, buyurun. Şey, demin ben televizyona gelmeden önce bir ailenin evindeydim. Bu aile eski bir subay. Adını vermeyeyim ama bugüne kadar hiçbir yerde bir şekilde iş bulamıyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla Erşet Bey'le gayet hazırlıklı bu işe ve ne yapacağını çok iyi biliyor. Türkmen subaylar ki uzun yıllar Irak ordusunda görev yapmış bu insanlardan mutlaka faydalanması lazım. Yani bu Irak için de önemlidir, Türkmenler için de önemlidir ve hatta yani Kerkük'ün güvenliği için de ve genel olarak Irak'ın güvenliği için de önemlidir. Bu subaylar hakkında bir çalışmanız var mı? Bunlar hakkında ne yapacağız? Şimdi özellikle subayların hakkında defalarca maalesef Cumhurbaşkanı'yla görüştüler. Erşet Bey, herhalde telefonunu bekletmeyelim. Gerçek reaksiz anlasam. İyi akşamlar. İyi akşamlar dayı. Buyurun üstadım. Üstad, vallahi biz inşallah Üstad Erşad'ın tıkap edeceğiz. İnşallah. Yani burada ne yok, karnımızla inşallah. Çünkü bu sarışırız Türkmen milleti için. Hardan arısız? Çerçük'ten Sahat Ömer mantıkasıydan. Hoş geldiniz. Ula inşallah bir hayırlı kadar diyendiren bütün genç Türkmenleri ihtiyarından tut, cazına kadar hapsi sanrıdan dursa. İnşallah. Burada ne yok, karnımızdan. Karnımızdan sağlık tanık dostum. İnşallah. Sorumuz var. Erşet Bey ve Cengiz Eroğlu'na Türkiye'den katılır programımıza. Yine kesildi. Evet Erşet Bey. Herhalde şeyimiz de vardı. Bizim cemiyet muharibin de vardı. Oraya gelmek istedim. Bizim evet. Bir Türkmen Muharibler Derneğimiz vardı. Bu devam ediyor şu ana kadar işlerine. Sağ olsun Türkmen Muharibler Derneği, Irak Türkmen Cephesi'nin çatısı altında olan bir cemiyedir. Bu cemiyenin içinde üst düzeyde olan subaylarımız, emeklilerimiz sürekli özellikle yani en önemli konularda bize destekliler. Son emniyet ittifakiyel emniyede onlara dayandık. Bazı projeler sundular bize. Adamların çalışmaları güzel. Tarihi subaylarımızı sürekli onlar tekrim etmekteler. Onların birkaç görüşmeleri oldu Cumhurbaşkanı bazında. Maliki ile görüşmeler oldu. Üst düzeyde olan yetkililerle hepsiyle görüşmeler oldu. Ve onlara öneriler sunuldu. Ama ne yazık ki hiçbiri gerçekleşmedi. Umarım sizin döneminizde bunlar gerçekleşir. İnşallah. Ümit ederiz. Çok. Yani defalarca yetiler. Ben buradan Yaşar Beygilleri doğrusu tebrik ederim çalışmalarına. Feylen yettiler. Yaşar Beygilleri. Kaç defa yettiler. Savunma Bakanlığı ile bile defalarca görüştüler ama maalesef ben dedim kimin bir yere ulaşır kilitlendirir. O kiliti kilitle evet. Orası açılmak mecburiyatında. İnşallah. Bu canlı telefon bağlantılarımız düzeltilene kadar isterseniz bir türkü biraz geçmişe dönelim. Bizim gerçekten milli sanatçılarımızdan halk arasında çok tanınan Abdülvahap abi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Ondan bir şarkı dinleyelim hep beraber. Güzel. Evet, yönetmenimizden Haban'ı dinlemek istedim. Gözünde görmemiş kapalı böyle 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 böyle. Kimseden görmemiş kapalı böyle 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 böyle. Kur'an'ı al basım mazarsız yatmamışım ölüm 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 yerde başıma dolanım yerde.
Evet değerli seyircilerimiz, tekrar birlikteyiz. Seçim heyecanı programı tüm hızıyla devam ediyor. Hatta burada telefonlarımız bile kilitlendi. Biz zannettik problemler vardı telefon bağlantılarla. Ancak üst üste telefon gelince cep telefonumuzdan, yani biliyorsunuz TRT televizyonun kısıtlı imkanlarına rağmen böyle canlı programlar yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle ilgili sorularınızı, düşüncelerinizi milletvekili adaylarımıza ve konuklarımıza iletiyorsunuz. Yine de Allah'a şükür diyorum. Bu kısıtlı imkanları böyle bir programların yapılması bizim için gene kamera arkasında ve yönetmen arkadaşlarımızın olağanüstü çabalarını ifade etmektedir. Evet Sayın Erşit Bey, şöyle bir soru sormak isterim. Neçə oy istisiniz milletvekili seçme çıkmağınız için? Siz ve Jale Hanım. Yani bunu biraz vatandaşlar tarafından gerçekten ciddi bir şekilde bir belirsizlik vardır. Onu isterim biraz açıklayasınız vatandaşlarımıza, seyircilerimize. Şimdi tabii burada Kerkük'te 1,5 milyon civarında nüfus var. Evet. Seçmen 870 bine yakın seçmen var. 20 idi, 52 bin. 52 bin de geldi üzerine. İndi fazla 900'ü geçti indi. Evet. Burada 900 kusur nakıb var. Seçmen var. Yani gider sandık başına. 900'e arttı artık. 13 sandalye var. 13 iskambil var. 12 idi, 13'e yükseldi. 13'tü, esasen 13'tü. Bir de Nesik Kote'ye gidipti, Hristiyanlar için. 12 kalıp. 12 tane kalıp. Yani bu 12 tanenin üzerine yarış var. Bu 12 tanenini almak için seçim sandık başına giden ne kadar ise onun oranı aşağı yukarı, yani yüzde 60-70 olursa seçim sandıkına, hiç olmazsa bir sandalye, bir iskambil 50 bine ancak 50 bin oy. Şifayet gel. 50 evet. bin oy. Evet. Gerek kim kazansın. Bu 50 bin oyu kazanmak, aynı zamanda bunun da yanında kadınlar var. Kadınların belli başlı bir sayıdan, onların da tabii özlerinin içinde diyelim en yüksek sayını alan o kazanmış olur. Bir de %25 meselesi var kadınların. Tabii o. Yani sizin oranınıza karşılık olarak %25. Tabii. Burada ne var? Önemlisi olan biz Irak Türkmen Cephesi olarak iki adayımız olduğunda biz ikimiz de gerek çıkalım. Evet. Çünkü burada bir Türkmen meselesi var. Bir Kerkük meselesi var. Yani Irak Türkmen Cephesi ile tanılan Türkmen toplumu, Türkmen milleti, Türkmen millet varlığı artık buna da biz korumak mecburiyetindeyiz. Biz geçen defa Kerkük'ten bir taneyi çıkartmıştık. Bu defa yükseltmem mecburiyetindeyiz. Doğru. Burada dışarıda muhtelif kitlelerden girenler var. Herkes başka bir listeden girmiş olurlar. Burada ben son günlerde özellikle bir gün duyduğum dedikodularda evet. işte dışarıda bizim münafislerimiz, rakiplerimiz diyelim bizlerin oyunu kaybetmek için, aynı zamanda bizleri parçalamak için, yani Türkmen cephesi adaylarının oylarını parçalamak için neler değiller? İşte Jale Hanım kazanıp, işte Erşad Salih'i kazanıp, bu gibi lafları çıkardılar, milletimizin ortasında, milletimizin kafasını karıştırırlar. Burada da milletimiz ne olur, ne diyor? İşte bunlar kazanıp, biz başka birisini yani çıkartalım. Yani bunlar garantileyipleri işi, asla, biz o bir adaylara verelim. Evet.
Asla bana bir şey yoktu. Garanti, bu meselenin içinde garanti yoktu. Evet. Bu sandıktı. Bu Türkmen varlığıydı. Türkmen'in hacmine bakırı. Devlet, bizim Irak Türkmen cemesine, Türkmen hacmine buraya bakırı. Hiç kimse bunu şey etmesin, yani inkar etme mecburiyetindeydi. Onun için bu çıkan dedikodu milletimizin kafasında soru işareti yaradır. İntihap propagandası, seçim propagandası herkesin doğal hakkıdır, tabii hakkıdır. Ama başkalarını etkilememek şartıyla. Kaydıyla. Yani bunun bir usulü var, bir kaidesi var. O kaidenin, o sülükün, o ahlakın üzerinde yürümek mecburiyetindeydi. Ben olmaz bir başka adayı kırım, ta ki ben özüm başka onun oyunu alım. Ben gerekim programımla, intihap programım neydi, seçim programım neydi? Ne yapacağım milletim için? Gerekim ben milleti onunla ikna edeyim. Ve millet de gerekim özü de, milletin de özüne göre bir hususiyeti var. Bir düşüncesi var, kafasında muhtelif siyasi müesseler var, siyasi hizipler var. Yakın Kerkük'ten aşağı yukarı 50-60 Türkmen adayları var. O da vatandaş da mutlaka bakar hangi aday bunun için doğrunu sağlayacaktı. Hangi aday istediği ümitleri gerçekleştirecekti. Onun üzerine bu çıkan dedikodular, bu çok tehlikeli. Ben buradan aziz milletimizi tembih etmek diyorum. Milletimiz tembihe hazreti yoktu. Ama onu söylemek isterim özlerine, bu dedikodulara inanmasınlar. Bu bizim Türkmen cephesinin oyunu parçalamaktı, başka yerlere aparmaktı. Bizim oyumuz ne kadar çok olursa, her ikimizin de kazandığından da sonra Türkmen varlığını, Türkmen çoğunluğunu göstermek mecburiyetindeyiz. Yani bizim çıktığı zaman bugün Kerkük'ten 100 bin nüfusumuz var, 100 bin oy almışak, menden Jale Hanım almışak. Orada bizim hakkımız olan artık parlamentoda ve özümüzden olan kitlelerden beraber diyeceğiz. Bizim bu kadar hazmimiz var, bizim bu kadar bakanlığa ihtiyacımız var, bizim bu kadar genel müdürlüğe ihtiyacımız var, bizim bu kadar müesselerde bakan vekiline ihtiyacımız var. Bu çok önemli bir konudur. Milletimiz buna dikkat etsin, bu oyunlara gelmesin. Bu dedikoduyu halk eden rakiplerimiz bu gibi ucuzca oynamasınlar. Türkmen milletinin artık geleceği tehlikede olur. Irak Türkmen cephesinden insanları çıkmamış olursa. Evet, iyi oldu bu açıklamanız Erşed Bey. Gerçekten vatandaşlarımız biraz bilinçli olmaları ihtiyaç vardır. Cengiz Bey, siz 3 günden beri Kerkük'te dolaşsınız. Bütün kesimleri, Türkmen kurum kuruluşları, partileri ziyaret ettiniz. Seçim atmosferini, bu havayı nasıl gördünüz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi gayet güzel yani. Şunu mülahaza ettik. Evet, Irak'ta yeni yeni demokrasiye geçiyoruz ama insanlar alışmaya başlamıştır. Yani demokrasi kültürü yayılmış mı, yayılmamış mı, eksikimiz nedir? Tam anlamıyla olmasa da evet, yayılmaya başladığını görüyoruz. Bu da bir aşamadır. Yani Irak'ın göz önünde bulundurursak, uzun yıllar bir dikta rejimi altında yaşamış bir ülkede demokrasiyi bir an içinde tesis etmek zor olacak. Doğrudur. Bu gayet doğaldır. Ama yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Ancak şunu mülahaza ettim, bazı insanlarda çok eksik bilgiler vardır. Örneğin bugün bir aileyi ziyaret ettiğimizde, belki heyecandan, belki çok sevdikleri için de söyledikleri, biz seçimde hem Erşed Bey'i hem de Jale Hanım'a ikisine birlikte oy vereceğiz. O kadar çok seviyoruz dediler. İşte verdiler iddialı. Evet, yani böyle bir şey yaparsanız çok hatalı olur. Evet. Ancak bir tanesini seçebilirsiniz. Kimi seçerseniz seçin, bir tek kişiyi seçebilirsiniz. Çünkü ikinciyi seçtiğiniz zaman o oy boşa gider. Yazık evet, olur, günah olur. Demokratik ülkelerde en önemli unsur seçimdir. Ve seçimlerde en önemli unsur da insanların sandık başına gidip oy kullanmasıdır. Ben buradan bütün değerli hemşerilerime sesleniyorum ve şunu diyorum. Mutlaka bu seçime gidin. Mutlaka oy kullanın ve sevdiğiniz, kabul ettiğiniz ve sizi doğrudan, hakikaten temsil edecek insanı seçin. Aksi takdirde ileride pişman olursunuz. Çünkü bu demokratik sistemlerde evet, geçerli olan kural budur. İnşallah güzel bir netice alırız. Ama dediğim gibi hakikaten çok güzel bir atmosfer vardır. İnsanlar yavaş yavaş da olsa alışıyorlar. Umut ederim ki ileride... Şey, pazarı nasıl gördüğünüz süslenmiş? Çok güzel, çok güzel. Her yerde dikkat ediyorum. Yani her yere dağılmış. Türkmen bayraklarını çok yerde görüyoruz. Bu çok hoş bir şeydir. Demokratik ülkelerde de bu vardır. Her yerde bunlar olabilir.
Umut ederim ileriki dönemlerde daha güzel olacak bu seçim atmosferi ve daha güzel kampanyalar yapılır. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah. Tamam. Tabii ki seçimle ilgili edebiyatlarımız da boş durmamışlar. Özellikle güzel de maçlar kaydetmişler. Evet, maçlar kaydetmişler. Şairlerimiz yazmışlar. Şairlerimiz. Bu arada teşekkür ederiz. Televizyonumuzu ziyaret ettiler bayan şairlerimizden. İsterseniz seçimle ilgili bir bayan şairimizin şiirini hep beraber izleyelim. Büyük fırsat görse dağın özümüz, sönsün gövlümüzdeki daim yanan közümüz, silahın gözyaşımız, güldürağın üzümüz, namza düşmende güc var, hiç ayak olmaz başlar, Kerkük'te kayı olmaz dağdan tökülen taşlar. Yüz kalpten gamlı olsak, gamlı görünmərik biz. Yüz kalpten gamlı olsak, gamlı görünmərik biz. Çimdaş kimin diş kırık, asan yilinmərik biz. Tüm dünyayı silersek, Kerkük'ü silmərik biz. Namca Türkmen'de güc var, hiç ayak olmaz başlar. Kerkük'te kayı olmaz, dağdan tökülen taşlar. Ana yurdundan başka bir insan daha ne ister? Ana yurdundan başka bir insan daha ne ister? Savun Türkmen davasını bütün dünyaya göster. Ana yurdundan başka bir insan daha ne ister? Savun Türkmen davasını bütün dünyaya göster. Bu Kerkük çok bulaşıp kalbine vurmak ister. Bu Kerkük çok bulaşıp kalbine vurmak ister. Namca Türkmen'de güc var, hiç ayak olmaz başlar. Kerkük'te kayı olmaz, dağdan tökülen taşlar. Sanmasınlar usanlık bu karık bu davada. Sanmasınlar usanlık bu karık bu davada. Yıkılmadan dünyayı yıkarık bu davada. Sanmasınlar usanlık bu karık bu davada. Yıkılmadan dünyayı yıkarık bu davada. Çokların üreğini sıkarık bu davada. Namca Türkmen'de güc var, hiç ayak olmaz başlar. Kerkük'te kayı olmaz, dağdan tökülen taşlar. Baba bir gün, yurda düş gün. Yurda düş gün kölgesiz, yurda düş gün. Yurda düş gün kölgesiz, yurda düş gün. Bir millet bizim kimin olmayıp yurda düş gün. Evet, hiçbir millet bizim kimin olmayıp yurda düşsün. Gerçekten de bizler gurbette yaşadığımız zaman aklımız, zikrimiz, fikrimiz, düşüncemiz hep yurdumuzun yanındadır. Özellikle de güzelim Kerkük'ümüzün yanındadır. Bu da bir gerçektir. Yani Allah her insana bu duygunu kısmet etmez. Sayın yönetmenim beni işaret etti. Süremiz doldu. Ancak biz her gün, her akşam saat 7.30'dan 8.30-9 civarında Seçim Heyecanı programıyla değerli seyircilerimizin karşısındayız. Bugün çok temenni ederdik Jale Hanım da gelsin. Ancak onun başka irtibatları olduğu için inşallah yarın ikinizi beraber fotoğraflarınızı nasıl koymuştuk? İkiniz beraber oturup değerli seyircilerimizden de soruları alıp sizlere yönelteceğiz. Son sözlerinizi alalım. Bugünlük böyle. Ancak Cengiz Bey size fazla süre tanıyamadık. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ama burada varsanız yani birkaç gün daha buradaysanız tekrar başka bir programa da alalım i̇nşallah, sizi. İnşallah. Son sözlerinizi alalım. Son sözüme başlamadan önce İpek Hanım'ın şiirini çok beğendim. Hmm, ben evet. Onu ifade etmek isterim. Yani Kerkük'te daha böyle neler var siz duyacaksınız. Takip edin, izleyin. İnşallah. Böyle bayan şairlerimizin yetişmesi beni evet çok mutlu eder. Çok da sevindim. Evet. Son söz olarak şunu ifade etmek isterim. Bütün Türkmen kardeşlerim şunu iyi bilmelidir. Biz bu ülkede çok şeyler verdik. Bu ülkeye medeniyet verdik. Parlak bir tarih verdik. Bu medeniyetin eserlerini her yerde görebilirsiniz. Bundan vazgeçmeyelim. Türkmenleri Bağdat'a taşıyalım. Bağdat'ta tekrar o medeniyeti, o huzuru tekrar tesis etsinler. Ve burada da çok önemli benim değerli abim Erşed Bey'in Bağdat'ta Türkmenleri temsil etmek hakikaten bu beni gururlandırır, sevindirir. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet Erşed Bey. Çok yoğunsunuz, kusura bakmayın. Aşağıda daha başka televizyon kanalları, yabancı kanallar bekliyor. Biz de ne diyeyim, milletin, bu aziz milletimizin, değerli milletimizin üzerimize verdiği bu sorumluluğu, bu mesuliyeti taşımak mecburiyetindeyiz. Evet. Ağır yükler var çiğnimizde. Yani hele 80 yaşında olan hem Yahyava köyünde
hem de Altınköprü'de iki hanımlarımızı gördüm. Her ikisi de hafız. Yaşlı, 80 yaşında olmalarına ilaveten her ikisinin de gözleri yok. Ama inanın ki onlarda olan sevinç, onlarda olan destek, ben o destek, o güç beni çok güçlendirdi. Bana çok gurur verdi. Hele Altınköprü'deki görmürü bizi, otomobillerimiz geçiri. Geçtikten sonra görmürü elinde çiklet tutup, sefiri görmürü de bizi. Çok. Ben de hemen otomobili durutum dedim, elim yanına. Elim yanına hele bilmürü, hele basırı, bilmürü nerede ne diyor. Diri değiller, Erşad Salih'i gelipti, Cale Hanım gelipti. Tuttum, 80 yaşında olan hanımın elini öptüm. Bu eller başımızın üzerindeydi bizim. İnşallah. Bu eller için insan ne yaparsa hele azdı. İnşallah sözlerimizin kadarıyla kalır. İnşallah. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de halk olarak temennimiz, milletimizin iki gözü varsa biri Erşad Salih'i, biri Jale Nefçi olacaktı. İki kulağı varsa biri Erşad Salih'i, biri Jale Hanım olacaktı. Temennimiz budur. Halkımızdan, vatandaşlarımızdan seçimlerde sandık başına geçsinler, seçimlerini iyi yapsınlar. Irak Türkmen Cephesi ki 1995'ten bir güne kadar Irak Türkmenlerinin şer'i meşru temsilcilerini yapmıştır, ister yurt içinde ister yurt dışında. Irak Türkmen Cephesi'nin ve ona bağlı kurum kuruluşlarının yaptıklarını gözlerinin önüne koysunlar. Köylerde neler yapıp Tülafer'den Azizye'ye kadar uzanan Türkmen eri bölgesinde çalışmaları iyi bir şekilde değerlendirsinler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 333 Irakiye listesine bir adaya oy versinler. 3 ve 19 nolu Irak Türkmen Cephesi'nin adaylarıdır. İnşallah vatandaşlarımız çok duyarlıdır. Bunu gerçekleştirirler. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yarın akşam bizden ayrılmıyorsunuz. Yine akşam saat 7.30'da yine Ankara'dan gelen dostlarımızdan birisi burada olacaktı ve Jale Hanım da yanımızda olacaktı. Erşed Bey'in de zamanı olduğu takdirde mutlaka bizimle olacaktır. Yapımda ve yayında emeği geçen mesul askerlerimize, kamera arkasında duran ve yönetmen, yapımcı ve bütün çalışanların sevgi ve saygılarını siz değerli seyircilerimize takdim ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarladım. Hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın. Dünya bunu görmeli, hak yerine gelmeli, dünya bunu görmeli. Cepheyle sonsuza dek var olsun Türkmen eli. Cepheyle sonsuza dek var olsun Türkmen eli. Türkmen eli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak. Türkmen eli bizimdir, hep bizim kalacak. Türkmen eli Türk kalacak, bayrak dalgalanacak. Türkmen eli bizimdir, hep bizim kalacak.